Tutulan izmarit evi küle çevirdi. İzmariti unutan kiracı başka evin yandığını sandı. Komşuları tarafından kurtarıldı. Önce alevler, ardından kara duman kapladı gökyüzünü. Sigara izmariti evi kül etti. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden yansıdı kameraya. Kanepede unutulan sigara az daha faciaya neden oluyordu. Sigara yakmış, o sıra balkona çıkmış, sigarayı unutmuş. Dışarı çıktığı halde yangını fark etmemiş, alev almış. İçten içe yanmaya başladı kanepe. Evde kiracı olan şahıs o sırada balkondaydı. Yanık kokusu var diyerek aşağıya bakıyordu. Şurada kanepe var bize. Sigarayı yanık bırakmış, balkona gitmiş, oturmuş. Ev yanıncaya kadar adam hissetmemiş. Daha aşağıdakiler seslenmişler. Evde duman çıkıyor diye. Yangın var binanda diyorlar. Lastik kokusu var diye dışarı bakıyor, da aşağı bakıyor. Komşularının uyarısıyla kendine geldi, canını zor kurtardı. Ardından diğer komşuları binayı terk etti. Yangın işte bu binanın 4. katında meydana geldi. İşte bu daireden yükselen alevler diğer daireleri de etkiledi. Oğlum bağırmaya başladı. Baba kalk kalk, yangın var diye. Ben de nereye yanıyor oğlum, nereye? Ben kapıyı açtım, duman bizim eve de var. Yemin yan komşuyum ben. Buranın yanındayım. Kalktım, bura alev alıyor şeyle. Ondan sonra hepimiz dışarıya fırladık. Herkes dumandan zehirlendi. Alevlerin büyümesi üzerine yangının çıktığı evde oturan daire sakiniyle bazı bina sakinleri mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti. Nasıl kurtulduk, merdivenden şeyde çıkardılar. Dışarıdan camı kırdı, beni aldı indirdi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekibi yetersiz kalınca takviye istendi. Söndüremedikleri içine bir tane daha büyük bir ekip çağırıyorlar. 3 itfaiye bu taraftayken 3 itfaiye bu tarafa geçiyor. Toplam 35 dakikada yangın bitiyor. Yukarıdaki Burhanettin Bey var komşumuz. O bayılmış herhalde şeyle. İtfaiyeciler onu şeyle indirdiler aşağı, ambulansa, evet, hastaneye gittiler. Daireden fışkıran alevler kapının hemen girişinde bulunan doğalgaz sayacına kadar ulaştı. Ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. Herkesin eşiğinden dönüldü. Aynen. Herkese çok geçmiş olsun vallahi. Yani doğalgaz boruları falan patlayabilirdi. Yani itfaiye zamanında geldi. İtfaiye zamanında müdahale etmese zaten bina yanmıştı yani. Neyse ki korkulan olmadı. Cana değil, mala zarar geldi. Dumandan etkilenen iki kişi kontrol amaçlı tedavi altına alındı. Ama oturacak yeri hiç kalmamış. Şuna bak, dört duvar. Şu dört duvara ne yapacaksın? Dört duvarda